Herkese selamlar dostlar. 26 Mayıs 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar katıl Telegram gruplarımız Haziran ayı boyunca Haziran ayı için yenilenmiştir. Mayıs ayı grupları kapandı. Haziran ayı gruplarına geçtik. Yine aylık olarak yenilememizi yaptık. 4-5 gün erken yaptık. Sebebi de şundan dolayı bu önümüzdeki günlerde çok fazla bir yüksek misli, ve kuponlarda gerçekten yüksek bir başarı bekliyorum. Sebebi de şu. Son maçlar olduğu için artık mesela Dortmund'un maç sonuna bir yapıştır abi. Mainz'i yenecek o takım her türlü. Avrupa'da oranı alacaksın devam edeceksin gibi gibi. Bir sürü maç var böyle bu şekilde küme düşmeden çıkmak isteyen takımlar vesaire. Bunları değerlendireceğim. O yüzden Haziran ayı içinde Kato Telegram gruplarımız yenilenmiştir. Bilgisini verelim. Maç yarışması olarak daha önce Brighton City maçını yaptık. Dangerous isimli arkadaşımız kazandı. Instagram üzerinden bana doğrudan mesaj atabilir. Sizlere bugünün maç skoru olarak Cuma günü için Şanlı Göztepe ile Bodrum'un maç skorunu sorduk. Her iki takımda da çok tecrübeli oyuncular var. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilen bir arkadaşımızı yaklaşık 35 günlük katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Instagram adresimiz ekrana gelsin. Kangal Bey olaraktan da Instagram adresimiz bu şekilde ekranda arkadaşlar. Buradan benimle Haziran için katı Telegram gruplarına katıl. İban üzerinden de alım var bildiğiniz üzere. Buradan doğrudan iletişim sağlayabilirsiniz. Skor kazanan arkadaşımız da buradan iletişime geçsin. Herhangi soru, görüş, öneri her şey için de buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Dünün tek kombinesi verildi. 2-13 oranlar ideal bir kombineydi. Fenerbahçe mücadelesine 1 ve 4.5 alt olarak değerlendirme altına aldım. 1.61 gibi orandan 3-0 bitti. Tertemiz güzel oranlarını aldık. Yanına da 1.32'lik sistem maçının KG varını değerlendirdim. O da ilk yerden zaten geldi. Maç bit maçın zaten ilk yarısı bitmeden kombineyi de yeşillendik. Kaliteden yani olunuz diyerekten de günün tek kombinesi de kazan sağladı. Onun yanına canlılarda da aldık. Değerlendiren herkese tebrikler. Bu şekilde devam etmeye inşallah yeşiller devam edeceğiz. Geçtim. E, canlı maçlarla ilgili şunu söyleyeyim. Dün mesela Fenerbahçe'nin maçı vardı. Dakika 35 gibi ben Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü aldım. Bir 45 gibi orandan kazandık mesela. O şekilde canlı maçları da değerlendirme altına alıyorum ben her türlü. Ekran karşısında olduğumuz için sürekli canlılardan yani kazanç elde etmek zaten çok bizim için eğlenceli oluyor. Basitten ziyade gerçekten eğlenceli oluyor canlı maçlardan kazanmak. Severek yaptığımızdan dolayı da canlı maçlarla ilerliyoruz. Yorumlarda da herkes açık Telegram kanalımız var. Orada da 5600 kişi var. Orada oraya da isterseniz katılabilirsiniz. Ara ara oraya da ücretsiz tercihler ataraktan da sizlere kazanç elde ettirmeye çalışıyoruz. Videomuza başlayalım. Şöyle artı 300 seviyesinde bir like gelirse e, videolarda kombin önerisi yapmaya devam edelim. Benim gibi artı 300 seviyesi bizler için önemli bir sınır. İlk mücadelemizde Bodrum'la Göztepe maçıyla başlayalım. Şimdi bu maçlar arkadaşlar tek maç üzerinden oynanacağı için Bodrum ilçi stadında oynanacak bu karşılaşma. 1.77'lik bir Bodrum şeyi ama her iki takımın taraftarı da olacak. Orada özellikle Göztepe taraftarının ne kadar... E, büyük mü desek, kudretli mi desek iyi bir taraftar grubu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yani şu taraftar gruplarına baktığımız zaman da Göztepe, Sakarya gibi isimlerin ben yükselmesini isterim ve Pendik zaten doğrudan finale gitti. Ben burada arkadaşlar Göztepe'nin atacağı bir golü değerlendirdim. Tek maç üzerinden olduğundan kaynaklı bu maçta gereken riskler alınacaktır. Göztepe'nin bir golüne de 1.30 gibi oran açmışlar. Gayet güzel. Tek gole göre alınabilir bir oran olduğunu düşünüyorum. İdealden bunu değerlendirme altına alabiliriz. Onun dışında iki takımdan da çok tecrübeli isimler olmasından kaynaklı. Karşılıklı gol varı da almak bence mantıklı. Güzel ve zorlu bir mücadele olacaktır. KG var oranda 1.61 gibi orandan değerlendirmesini yaptım. Ve bir adet de yüksek oran önermek istiyorum sizlere. Bu tür maçlar genellikle arkadaşlar ikinci yarı açılır. Onun da sebebi şu ilk yarı biraz daha temkinli oynanır. Goller ikinci yarı gelir genellikle. O yüzden en çok gol ikinci yarı oranda 1.85 gibi oranı var. Ekstradan yüksek orandan da önerebilirim sizlere. Sakarya ile Eyüp Spor karşılaşması. Eyüp Spor Arda Turan çok sevdiğimiz bir abimizdir gerçekten. O yüzden Eyüp Spor'u ben bir yandan şeyim ama Sakarya'da taraftar grubuyla birlikte neler yaptığını bu sezon bizlere gösterdi. Kendi evinde çok başarılı bir takım. Ben bu mücadeleyi şöyle değerlendirme yapacağım. Mücadele genelinde şöyle bir beklentim var benim. Alınacak riskler yine ikinci yarı olabilir. En çok gol ikinci yarı çıkabilir. Bunu yine yüksek oranda önerebilirim sizlere. Fakat Sakarya'nın ve Eyüp'ün oynamış olduğu oyundan kaynaklı. Sakarya biraz daha tempolu oynuyor. İyi bir, iyi bir oranla. Ben mücadele genelinde tek tercih ve yüksek oranlı bir tercih yapmak istiyorum. İki, toplam gol aralığı 2-3 gol. 1.83 gibi de bir oranı var. Mücadele bence goller ikinci yarı gelecektir gibi geliyor bana. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. 2-3 gol aralığına gelir ve en çok gol de ikinci yarı olur. Bu şekilde iki tane yüksek oranlı tercihim var. Laval'la Nims mücadelesi. Bakın öncelikle bir şey göstermek istiyorum. Şurada Fransa Ligi 2'ye bakın. Şöyle ekranda hepsi. Hepsinin canlısı var. Sadece Laval maçının canlısı yok. Bu ne diyor? İddia bize mesaj mı vermek istiyor? Ne diyor? Ben anlamadım. Şimdi Laval maçıyla devam edelim. Şimdi Laval bununla kendi evinde oynayacak. Nims oynayacaklar. Şöyle puan durumundan bahsetmek gerekirse. Bakın. Biri 18. 40 puanı. Diğeri de 30. Deyip zaten düştü. Bundan fen fikiriz. Laval'ın bu takımı yenemezse düşme ihtimali çok yüksek. Alt sıradaki ve Laval'ın çıkma ihtimali aldığı anda 43 puanla burada. 13. sıraya kadar diğer takımların puanlarını almasına göre, avarajına göre yükselme ihtimali de var. O yüzden burada Laval'ın galibiyetini direkt alın. İdeal kombininizin ilk mücadelesi yapın. Hadi ilk kombine maçını veriyorum. Yarın kombinin ilk mücadelesi bu olacak. Laval'ın ben burada doğrudan galibiyetini bekliyorum. İddia da zaten oranları çok fazla çeşitli tutmamış. Doğrudan Matsun'u biri 135 gibi oranla yapıştırın. Bence %70-%80 oranında Laval bu maçtan galip olarak çıkacaktır bilginize. Vizela ile Sporting Lisbon karşılaşması. Mücadelede yine çok fazla bir oran çeşitliliği yok. Son hafta klasik nesine olduğu gibi her zamanki hali devam ediyor. Vizela burada bir sürpriz yapabilir mi? Bence sürprize bir izin vermek istemeyeceklerdir diye düşünüyorum ben burada Sporting Lisbon'un. Mücadele genelinde bir maç sonu 2'yi alalım. Maç sonu 2'yi alalım. Bence iddiadan alınabilir. Çünkü e, Lisbon'un burada Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali var. Braga'nın olası puan kayıplarında aldığı galibiyetlerle birlikte burada gitme ihtimali var her ne olursa olsun. Kısmen zayıf bir rakiple oynuyor ama Vizela biraz ters bir takım. Ama ben yine de bu ters takımlığından ziyade Sporting Lisbon'un ihtiyacı olması kaynaklı. Burada Mason 2'yi de oradan değerlendirme altına aldım. Ya yani Masson 2 ve 4.5 altını da yapacağım da oranlar açık değil. Onu da alırsanız oran 1.60'a kadar çıkacaktır. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Türk Telekom'la Galatasaray Nev karşılaşması. Bu maçlar iki ayaklı arkadaşlar. Yani ilk maç Türk Telekom'un evinde, ikinci maç Galatasaray'ın evinde. Bu maçı zaten muhtemelen kazanan taraf Türk Telekom olacaktır. Ben Avrupa'da oranına baktım. 1.17 gibi oranı var. Burada da 1.9, 1.09 Türk Telekom oranı falan olur burada. Ben burada Galatasaray'ın defansı çok fazla güven vermiyor açıkçası Galatasaray savunması. Galatasaray'ın nefin. Türk Telekom'un atacağı sayıya gitmek lazım. Ev sahibi 86.5 falan açarlar gibi geliyor bana. 85-86 bandında bir açacaklardır diye düşünüyorum. Ben burada Türk Telekom'un atacağı sayıya gitmek lazım. Türk Telekom'un atacağı evindeki sayıyı alalım burada. Dediğim gibi 85.5, 86.5 veya iddia nasıl fark 8-9 fark bile burada Türk Telekom tarafından atılabilir. Onun da bilgisini vereyim. Yani ilk yarı 4-5 fark tarzında. Ya yani şu kısaca şöyle söyleyeyim. Oranlar olmadığı için konuşuyorum. Alacağınız bahisler Türk Telekom'un yanında olsun. Türk Telekom'un sayısı, Türk Telekom'un atacağı handikap tarzı sayılar olsun. Bu şekilde kazanç elde ederiz bu maçtan. Öyle düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Diğer mücadelem Pınar Karşıyaka ile Bursa mücadelesi. Yani bir nevi birbirleriyle denk takımlar olduğunu söyleyebilirim bunu. Karşıyaka kendi evinde fakat atan bir takım. Ee, burada şöyle e, Avrupa'da oranı bu karşı 1.38 gibi oranı var. Burada da muhtemelen yani 1.25, 1.30 pardon 1.48 miydi? Yani bir 30 bandında bir karşıyaka galibiyeti açılacaktır. Karşı burada atacağı sayıya gitmek lazım. Bakın çift ayaklı maç olduğu için genellikle ilk maçlar kendi evinde oynayan takımlar genellikle kazanır. Baskette her zaman genellikle böyledir yani. Kendi evinde oynayan takım ilk, ilk mücadeleyi kazanır. İkinci mücadelede genellikle zorlanır. Bu maçta da ben karşı yakanın atacağı sayıya gittim. E, 80'lerde açılabilir. 81-82 seviyesinde açılabilir. Karşı atacağı sayıyı alalım. Onun yanında karşı ekranın atacağı handikap da. Aynı şekilde Türk Telekom'un yanında bahisler alalım dedim ya. Burada da bahisler alacaksak karşı yanında almamız gerektiğini düşünüyorum ben. Karşı ekranın atacağı handikaplar, karşı atacağı sayı şeklinde değerlendirme alınabilir. Bu şekilde öyle bir değerlendirme yapalım. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım ayın 26'sı için cuma günü için. Cuma günü için aynı şekilde bir iki tane iki adet kombine çıkar gibi geliyor bana. Ben sizlere bir adet kombine önerisi yaptım. Bir tane maç önerdim. Kombinize koyun diye. Videoyu tamamen dinleyenler zaten yakalamıştır diyerekten de değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizlere de e, Bodrum Göztepe maçının skorunu sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.